Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 91. dönem özel güvenlik örnek sınav sorularıyla birlikteyiz arkadaşlar. 25 adet sizlere de çıkabilecek örnek sınav sorularını değerlendireceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum ve sorularımıza başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz, hakim yerlere yerleştirilen keskin nişancıların bulunduğu koruma çemberi hangisidir? Orta çember, iç çember, dış çember, kenar çember ve ara çember. Arkadaşlar, keskin nişancıların bulunduğu koruma çemberi bildiğiniz gibi dış çember, değil mi? Evet arkadaşlar. Bir toplulukta dışarıdan olabilecek saldırılara karşı dış çemberler oluşturulur. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. İkinci sorumuza bakalım. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik görevlisinin genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında suçüstü hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? A. Gecikmeksizin olaya el koymak. B. Genel kolluğa haber vermek. C. Olay yerini ve delilleri korumak. D. Şüphelileri yakalamak ve ifadelerini almak. E. Suç aletini muhafaza altına almak. Arkadaşlar, özel güvenlik görevlilerinin şüphelileri yakalama ve ifadelerini alma gibi bir yükümlülüğü yoktur. Burada cevabımız Denizli seçeneğidir. Emniyet güçleri şüphelileri yakalar ve ifadelerini alır. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Üniversitede öğrenci yurdunda görevli özel güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile yaralama olayına karışan Eren isimli öğrenci yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı emanet altına almıştır. Bu olaydaki özel güvenlik görevlisi Kemal hangi görevi yerine getirmektedir? A. Adli, B. Önleyici görev, C. Özel kolluk görevi, D. İdari görev, E. Koruma görevi. Tabii ki arkadaşlar, az önce de söylemiştik. Özel güvenlik görevlileri kişileri şüphelileri yakalama, ifadelerini alma diye bir sorumluluğu yoktu ama kullanılan malzemeleri nedir? Adli görevden dolayı ne yapıyor? Emanete alıyor, değil mi arkadaşlar? Evet, adli görevdir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Belli güzergahlara bağlı kalarak yürütülen devriye yöntemi nedir? A. Planlı devriye, B. Olağan devriye, C. Geri dönüşlü devriye, D. Motorize devriye, E. Dairesel devriye. Bakın, belli güzergahlara bağlı, değil mi arkadaşlar? Belli güzergahları ne yapmışlar? Planlamışlar. Evet, bu planlı bir devriyedir. Adana seçeneği doğrudur. Beşinci sorumuz, yangında itfaiye olay yerine gelene kadar yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir? Kurtarma, ilk yardım, koruma, söndürme ve teknik bakım ekibi. Tabii arkadaşlar, burada bir yangından bahsediliyor. Bakın, yanıcı maddelerin türüne göre uygun söndürme nedir? Söndürme ekibi, değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın, sorunun içerisinde cevabı da var. Denizli seçeneğimizdir cevabımız. Söndürme ekibi. Altıncı sorumuza bakalım. Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile nokta nokta denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir? A. Kimyasal, B. Fiziksel, C. Biyolojik, E. İz, D. İz, E. Parmak izi delili. Arkadaşlar, burada da bakın, canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir, değil mi? Evet. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 6. sorumuz. 7. sorumuza bakalım. Yakalama tutanağında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Evet.
A. Hangi suç şüphesi ile yakalama yapıldı? B. Yakalamayı yapan görevlilerin kim olduğu? C. Yakalama tarih ve saati. D. Yakalama yeri. E. Yakalamanın şekli. Evet, bakın A, B, C, D, D yer alır tutanakta ama yakalamanın şekli yer almaz. Burada Edirne seçeneğimiz doğrudur. 8. soruya bakalım. Hangi hallerde özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanunda yer alan yetkilerini kullanamazlar? A. Görev yaptığı süre içerisinde. B. Özel güvenlik kimlik kartı yakasında takılı değilken. C. Görev alanı içindeyken. D. Kişi ya da kişileri korumakla görevliyken. E. Geçici özel güvenlik izni verilmiş yerlerde iken. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, özel güvenlik kimlik kartı yakasında takılı değilken, yani özel güvenlik kimlik kartı yakasında takılı değilse demek ki görevli değildir. Evet, kullanamazlar. Bursa seçeneğimiz doğru cevabımız. 9. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir? A. Motivasyon. B. Rol belirsizliği. C. Yoğun iş gücü. D. Kişiler arası çatışma. E. Aşırı sorumluluk yüklenmesi. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz bakın, stresin kaynaklarından biri değildir. Rol belirsizliği bakın var. Yoğun iş gücü, kişiler arası çatışma, aşırı sorumluluk yüklenmesi, değil mi? Evet, aşırı sorumluluk yüklenmesi nedir? Arkadaşlar, stresin kaynakları arasındadır ama motivasyon stresin kaynakları arasında nedir? Değildir. Evet, değildir. Adana seçeneğimiz burada doğrudur arkadaşlar. Hemen 10. sorumuza bakalım. Eşkal tespitinde fiziksel yapı ile ilgili verilerin bilgilerden hangisi doğru değildir? Evet arkadaşlar, şivesi, şişman ve kalıplı olması, zayıf ve ince olması, kambur olması, geniş ve omuzlu, geniş omuzlu olması. Bakın, eşkal tespit ederken arkadaşlar, bir kişinin şişman, siyah saçlı, değil mi? Sarı saçlı, zayıf, ince, kambur, geniş omuzlu veya dar gibi eşkalını tespit edebilirsin ama kişinin şivesini, konuşmasını bilebilir misiniz? Hayır. Ne konuştuğunu. Evet. Adana seçeneği. Adana seçeneği doğru değildir. 11. sorumuz arkadaşlar. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yangına su ile müdahale etmek. B. Yangının oksijen ile ilgisini kesmek. C. Yangını bölmelere ayırmak. D. Yanan cismi uzaklaştırmak. E. Yangını soğutarak söndürmek. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz bakın, yangının oksijen ile ilgisini kesmektir, değil mi? Yangın söndürme usulü olan boğma yönteminin tanımı. Evet. Bursa seçeneğimiz burada doğrudur arkadaşlar. Hemen 12. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi, bakın hangisi yangın nedenlerinden değildir? Tatbikat, sabotaj, tedbirsizlik, bilgisizlik, ihmal. Evet arkadaşlar, hangisidir? Yangın nedenlerinden birisi değildir. Evet arkadaşlar, burada da tatbikat değil, değil mi? Tatbikat yangın nedeni değildir. Diğerleri yangın nedenleridir. Evet. 13. soru. Sara krizinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A. Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılır. B. Hasta sıkıca bağlanır. C. Elleri açılmaya çalışılır. D. Kendi haline bırakılır. Kafasını çarpmaması için önlem alınır.
E sarımsak soğan koklatılır. Evet arkadaşlar, burada sara krizi geçiren bir hasta yaralıya hiçbir şekilde müdahale ne yapmıyoruz? Etmiyoruz, değil mi? Kendi haline bırakıyoruz. Kafasını da sağa sola çarpmaması için gerekli önlemleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Alıyoruz. Burada cevabımız Denizli seçeneğidir arkadaşlar. Diğerleri yanlıştır. Hemen 14. sorumuza bakabiliriz. Arkadaşlar 91. dönemde sizlere de çıkacak. Daha önceki sınavlarda da sık sık çıkan sorulardan derledim. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? A. Saldırı düzeni, B. Savunma düzeni, C. Sağa veya sola hat düzeni, D. Kama düzeni, E. Çember düzeni. Evet. Bakın arkadaşlar, saldırgan bir grup var. Etrafını çeviriyorsunuz topluluk içinden. Ne yapıyorsunuz? Burayı çember altına alıyorsunuz. Değil mi? Bakın evet. Evet, bu tip sorularda soruyu okurken çok dikkat edin arkadaşlar. Evet. Sorunun içerisinde cevabı var. Evet. Cevabı var. Çember düzeni, değil mi? Edirne seçeneğidir. Doğru cevabımız Edirne seçeneğidir. Hemen 15. sorumuza geçebiliriz. Arkadaşlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermeye yetkilidir? A. İçişleri Bakanlığı, B. Türkiye Borsalar Birliği, C. Sanayi ve Ticaret Odası, D. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, E. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı. Arkadaşlar, özel güvenlik şirketlerine faaliyet iznini vermek İçişleri Bakanlığı'nın görevidir. Evet. Adana seçeneğimiz doğrudur. 16. soru, şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden faydalanılarak olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi işlemine ne denir? A. Parmak izi, B. Kimlik, C. İşgal tespiti, D. Olay tespiti, E. Delil tespiti. Bakın arkadaşlar, burada yine buna benzer bir soru da çözmüştük daha önce. Bakın, şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden faydalanıyorsunuz. Olay mağduru tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilini çiziyorsunuz. Nedir burada? İşgalini ne yapıyorsunuz? Tespit ediyorsunuz, değil mi? Evet arkadaşlar, bakın işgal tespitinden de farklı farklı sorular gelebiliyor. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Evet. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz 17. soru. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler? A. Özel toplantılarda, B. Spor müsabakalarında, C. Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, D. İçkili yerlerde, E. Bankalarda. Özel güvenlik görevlileri arkadaşlar bankalarda görev yapabilirler. Evet, Edirne seçeneğimiz doğrudur. 18. soru, aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır? Bir ilk yardım sorusu bakın. Sağlık kuruluşuna haber vermek. B. Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği. C. Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler. D. Hastane acil servislerinde yapılan müdahaleler. E. Hastanın veya yaralının sedyeyle taşınması. Arkadaşlar, hayat kurtarma zinciri halkası 4 biliyorsunuz. Birinci halkamız sağlık kuruluşuna haber vermek. Sorulan sorumuzun cevabı burada Adana seçeneğidir. Evet bakın. Bunu kim verir? İlk yardımcı verir. Evet. Temel yaşam desteğine başlanması olay yerinde yine ikinci bir halkadır. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes, ambulans ekibinin gelmesi ve hastane acil servisinde müdahalede dördüncü oluyor. Evet arkadaşlar, 4 halkamız var. 3. ve 4. halkayı sağlık kuruluşu yapıyor.
Birinci ve ikinci sağlık kurusuna haber vermek, temel yaşam desteğini yapmak ilk yardımcının görevidir arkadaşlar. Evet. Hemen 19. sorumuza geçelim. Yine sık sık gelen sorulardan birisi, hangisi korunan önemli kişiye, yani VIP dediğimiz önemli kişiye yönelik ağır saldırı yöntemlerinden biri değildir? A. İntihar. B. Silahlı saldırı. C. Rehin alma. D. Yumurta atma. E. Bombalı saldırı. Arkadaşlar, yumurta atma ağır saldırı yöntemi değildir. Evet. Denizli seçeneği doğru cevabımız. 20. soru. Özel güvenlik görevlileri Mustafa ve Ahmet devriye görevi esnasında hangi durumda iş yerine girebilirler? A. Hırsız girdiğinde. B. Gürültü olduğunda. C. Silahlı yaralama olayı olduğunda. D. Olay da sel olduğunda. E. Kavga olduğunda. Arkadaşlar, burada Mustafa ve Ahmet devriye görevi esnasında iş yerine ancak sel olduğunda girebiliyorlar. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 21. sorumuz, kazazedenin bilinci açık ve olay yerinde iki ilk yardımcı varsa hangi taşıma şekli daha uygundur? A. Altın beşik. B. Sırtta taşıma. C. itfaiyeci yöntemi. D. Kucakta taşıma. E. Sürükleme yöntemi. Arkadaşlar, burada bilinci açık ve olay yerinde iki ilk yardımcı varsa altın beşik yöntemi kullanılıyor. 21. sorumuzun cevabı Adana seçeneğidir. Hemen 22. sorumuza geçelim. Yine bir ilk yardım sorusu sık sık geliyor ilk yardımdan. Kanama kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır? Toplar damar, dış kanama, atar damar, doğal deliklerden olan kanama, kılcal damar. Bakın arkadaşlar, kanama kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik. Bakın, kesik kesik ve fışkırır tarzda tehlikeli bir kanama. En tehlikeli kanama çeşidi arkadaşlar atar damar kanamasıdır. Evet, cevap Ceyhan seçeneğidir. 23. sorumuza bakalım. 23. soru iletişimle ilgili bir soru. İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir? A. İleti. B. Kod. C. Gösterge. D. Gönderici. E. Kanal. Tabii ki burada neyi sormuşlar arkadaşlar? İletiyi sormuşlar, değil mi? İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses demektir. Yazı demektir. Söz demektir, değil mi? Evet. Adana seçeneği doğrudur. 24. sorumuz, özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor bakın. A. Lockout, dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. B. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur. C. Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılabilirler. D. Greve katılamazlar. E. 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Evet arkadaşlar, burada özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılabilirler mi? Hayır arkadaşlar. Evet, görevinin haricinde çalıştırılamazlar. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. Son sorumuz arkadaşlar, 91. dönemde çıkabilecek sorulardan ilk bölümümüz arkadaşlar. Aşağıdaki unsurlardan hangisi sözsüz iletişim, beden dili davranışlarından değildir? A. İletişim sırasındaki beden duruşu. B. İletişim sırasındaki göz teması. C. İletişim sırasındaki jest ve mimikler. D. İletişim anındaki kılık kıyafet. E. İletişim sırasında not tutmak. Evet arkadaşlar, sözsüz iletişim davranışlarından değildir. Tabii ki bakın, not tutmak değildir, değil mi? Edirne seçeneği doğru cevabımız. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen.
Hepinize sağlıklı ve kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Lütfen arkadaşlar yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Aldığınız notları da arkadaşlar lütfen videonun altına paylaşırsanız biz de ona göre kendimize çeki düzen veririz. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.